Arkadaşlarım hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir diyerek her zaman gibi başlıyoruz yine. Evet bugün 3. dersimizdeyiz. Ne yapacağız? Eşitsizliklere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sene bu konuyu hallediyoruz arkadaşlarım. Seneye hiç bu konuyla uğraşmıyoruz. Tamam yine anlatacağız belki ama daha böyle ultra sorular çözerek ona devam ederiz. Ama bu seneden size tavsiyem halledin. Çünkü logaritma süre geldiği zaman baya bir işinizi kolaylaştıracak. Şimdi Bugün ne yapacağız? Bugün hemen ilk dersin e, devamını yapacağız. İlk derse sadece e, parabol tanımıyla alakalı bir şeyler yapmıştık. İşte ne zaman sıfırdan büyük olur ne zaman sıfırdan küçük olur demiştik. Yani sadece ikinci dereceden ifadelerin e, küçük sıfır büyük sıfır olduğuna bakmıştık. Şimdi artık derecelerimizi yükseltiyoruz. Mesela x-2 çarpı x-3 çarpı x artı 4. Bunu dağıtılmış halinde verebilir. Çarpanlarına ayırabilmemizi ister ya da bu şekilde de verebilir. bizim ana mantığımız neydi? Ana mantığımız bunların köklerini bulmaktı. arkadaşlarım bunların hepsi birer ifade. Yani bu da bir fonksiyon, bu da bir fonksiyon, bu da bir fonksiyon. Şimdi bunu tek tabloda da yapabilirsiniz. iki tane tabloda da yapabilirsiniz. Buradaki tercih sizin. Ben ikisini de size göstereyim. Hangisi kullanışlıysa ona bakabilirsiniz. Şimdi ilk önce tablomuzu biz bir çizelim. Tamam mı? Mesela Şurası bizim x'lerimiz olsun. Değişkenlerimiz yani x'ler değiştikçe acaba bu fonksiyonlar ne olur? 3 tane fonksiyonum var. x eksi 2 onun için bir tane bir bölme ayırıyorum. x eksi 3 onun için bir tane bir bölme ayırıyorum. En sonda x artı 4 için bir tane bir bölme ayırıyorum. Burası arkadaşlarım x eksi 2'nin. Burası x eksi 3'ün. Burası da x artı 4'ün olsun. Tabii ki biz bunların nelerini buluyorduk? köklerini buluyorduk. Bunun kökü kim arkadaşlarım? Şuraya alt tarafa yazarsam sıfırlayan sayı 2. Diğerinin kökü sıfırlayan sayı 3. Diğerinin kökü sıfırlayan sayı eksi 4. Küçükten büyüğe bunları yazıyorduk. Eksi 4, 2 ve 3 diyorduk. Ve şöyle acaba eksi 4 ile 2 arasında işte 2 ile 3 arasında ya da 3'ten sonra nasıl davranır buna bakacağız. Bak şimdi x eksi 2'nin kökü kim? 2. Belirli olsun diye şöyle 2'ye bir tane bir yuvarlak koyuyoruz. x eksi 3'ün kökü kim? 3. Belirli olsun diye 3'e bir tane bir yuvarlak koyuyoruz. x artı 4'ün kökü kim? Eksi 4. Belirli olsun diye bir tane de yuvarlak koyuyoruz. Siz isterseniz başka bir şey de yapabilirsiniz. Sadece bir sembol arkadaşlarım bunlar. Şimdi x eksi 2 nasıl yapıyorduk? Önünde artı varsa artıyla başlıyor dedik. Sebeplerini birinci videoda böyle e, nasıl diyeyim güzel bir şekilde açıklamaya çalıştık. Artı sonra artı bak kök gördüğüm zaman artı işaretim değişiyor. Eksi ve eksi diyorum. Tamam. Bu işareti artı olduğu için artıyla yine başlıyorum. Yuvarlak gördüm diyorum artık ben bunlara. Eksi, eksi, eksi. Sonra bunun kökü eksi, dört. 4. Artı ile başlıyorum. Artı, artı, eksi. Şimdi arkadaşlar sonuçta. Sonuçta ne yapmış bunları? Çarpmış değil mi? O zaman biz de işaretlerini çarpalım. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Sonra eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile çarptım artı. Burası eksi yaptı. Burası da artı yaptı. Ve bizden kimi istiyor? Bizden büyükleri istiyor değil mi? Yani şurasını ve şurasını istiyor. Artık çözüm kümesini yazmaya çalışayım. Şimdi çözüm kümesi. Şimdi bakıyorum. Eksi 4 ile 2 arasını istiyor. Eksi 4 virgül 2 yazdım. Ve arkadaşlar kapalı parantez mi yapacağım? Açık parantez mi yapacağım? Şuradaki eşitlik bana söyleyebilir. Eşit şey eşitsizlik daha doğrusu. Eşitlik olmadığı için eksi 4'ü istemiyor. O yüzden şöyle açık parantez yapıyorum. Yine 2'yi de istemiyor. Bir açık parantez de buraya yapıyorum. Çünkü niye? 2'yi isteseydi burası sıfır olduğu zaman eşittir sıfır olması lazımdı. Ama sıfır olmasını istemiyor. Buna birleşim diyorum. Buradan 3'ten sonsuza kadar eşitlik olmadığı için 3'ü de istemiyor. Virgül artı sonsuza kadar diyebilirim. Bazen bunlar işte eşitlik varsa içini doldurun diyorlar. İşte yoksa boş bırakın diyorlar. Yani ben şuradan bakıyorum. Artık buradaki kümemi belirliyorum. Anlaştık mı? Herhangi bir sıkıntı yok umarım. Bak şimdi sakin sakin anlatıyorum bunu. Şimdi tek tabloda yapacağım. Tamam mı? Yani bundan sonra yapacağım şeyleri yapacağım artık. Yani böyle yapabilirsiniz ama biraz uzun gibi olabilir. Tek tablo ne hocam? Yani ifadeleri artık bir tane tabloda yapmak istiyorum. Köklerim eksi 4, 2 ve 3. Değil mi? Tamam. Şuraya eksi 4 yazalım. Şuraya 2 yazalım. Şuraya 3 yazalım. Buraya direkt arkadaşlarım bu fonksiyonun hepsi. Artık ona ne diyelim mesela? fx diyelim. Şimdi köklerim kim? Şu. Şu ve şu. Şimdi hepsini incelemek için işaretine bakmam lazım. İşaret içinde bunların en büyük derecelerinin kat lazım. Yani bak bununki x. Yani en büyük derece x üzeri bir artı. Bununki de artı. Bununki de artı. Artıların hepsini çarptı zaman artı yapıyor ya. Burasını artıyla başla demek istiyorum. Sonra bir tane bir kök gördüm arkadaşlarım. işaret değiştir demek istiyor. Bir daha bir kök gördüm. işaret değiştir. Bir daha bir kök gördüm. işaret değiştir. Sebeplerini çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. Şuraya ilk videonun linkini bırakayım. Oradan sebeplerini öğrenebilirsiniz. E bak yine burası ve şurası. O zaman bizim çözüm kümemiz yine eksi 4,2 birleşim 3, sonsuz olarak yazılabilir. Tamam mıdır? Yani tablo yöntemiyle herhangi bir ifadenin ne zaman sıfırdan küçük, ne zaman sıfırdan büyük olduğunu rahat bir şekilde görebiliriz. Ben bunu kullanıyorum. Bazen de bunu da kullandığım oluyor. Artık o sorunun gelişine göre bizim rahatlığımıza göre ayarlanabilir. Anlaştık mı? Hadi bakalım geçiyorum ikinci soruya. İkinci soru bize ne diyor? Şimdi arkadaşlarım ikinci soruda tam kareli ifadelerle uğraşmaya çalışacağız. Bak şimdi yani çift kat köklerle bundan sonraki sorularda da işte yine iki tane bir yöntem göstereceğim size. Bir tablolu yöntem göstereceğim. Ve tablosuz yöntem göstereceğim. Hangisini kullanmak istiyorsan onu kullan. Ama çift katlara çok ama çok dikkat et. Tamam mı? Bak şimdi. Ne yapıyorum? Bunun kökü. Ve bunun kökünü araştırıyorum ilk önce. Yani x eksi 1'in karesi eşittir 0 dediğim zaman tam kare bir ifade olduğu için x eşittir 1. Ama bak x eşittir 1 çift kat. Buna dikkat edeceğim. Çift kat ne demek? Üzerindeki kuvvet 2, 4, 6, 8 yani çift doğal sayı olduğu zaman bu bizim için çift kat oluyor. Tamam mı? x eksi 3'e geldim. x eksi 3 eşittir de 0 dedim. Buradan x eşittir 3. Üzerinde 1 olduğu için tek kat. Tek katlarda herhangi bir sıkıntı yok. Ama çift katlar adamın başını belaya sokar. Şimdi ilk önce bir tabloyla yapıyorum arkadaşlarım. Tamam bak tabloyla yapıyorum. İyice bir dinle. 1'i yazdım. Değil mi? 1'i yazdım. 3'ü yazdım. İstersen tek. E, tabloda istersen parça parça yapabilirim ama tek yapalım artık. Şimdi Birin çift kat olduğunu anlatmak için tabloda bir şeyler kullanabiliriz. İşte iki tane çizgi çizebiliriz buraya. Ne bileyim işte iki tane yuvarlak çizebiliriz. Bir şeyler yapın tamam mı? Çünkü çift kat bizim için önemli. Şimdi bakıyorum. İşarete bakacağım. Bu tek kat olduğu için de bir tane yuvarlak koydum. Dediğim gibi ister çiçek çiz, böcek çiz bir şeyler yap ama. Şimdi bakalım ilk önce işarete. Artı. Artının karesi Artı x'in önündeki işaretle artı olduğu için artı ile başlayacağımı anladım. Tek katlı bir kök gördüm. işaret değiştirdim arkadaşlarım. Çift katlı bir kök gördüm. işaret değiştirmiyorum. Tamam bak. Çift katlı kök gördüğümüz zaman işaret değiştirmeyeceğiz. Tablo yapıyorsan eğer. Tamam mı? Tamam. Güzel hocam. Sen nereyi istiyorsun? Eşitsiz bir soralım bakalım. Büyük eşit sıfır istiyormuş değil mi? Yani nereyi? Yani burayı. O zaman yazalım. Çözüm kümesi eşittir. Eşitlik istiyor mu? İstiyor. O zaman 3'ü istiyorum arkadaşlarım. Şöyle 3 virgül sonsuza kadar. Oldu değil mi? Tamam güzel anladın. Soru bitti. Sen öyle zannet. Anam valla kalem düştü ha. Yani heyecanlandım herhalde. Şimdi sen öyle zannet. Çünkü burada arkadaşlarım yani öğrencilerin %75 falan ilk etapta bir böyle e, soruya zıplar. Bak şimdi çift katlar çok ama çok önemli. Şimdi burada çift katın bir sıkıntısı var. Ne sıkıntısı var? Bak çift katı ben yerine yazdığım zaman ne yapıyor? Burası 1 eksi 1 sıfır değil mi? Sıfırla ben neyi çarparsam çarpayım sıfır oluyor. Bak eşittir sıfır diyor gördün mü? O yüzden 1 senin içine yarıyor diyor. O zaman sen buraya birleşim 1 demek zorundasın. Demezsen eksik kalır. Tamam mı? Bu taraf tutar belki ama buradaki 1 senin başına bela olur. Mesela burada eşitsizliğini sağlayan en küçük tam sayı değeri kaçtır dediği zaman sen belki 3'e işaretleyeceksin ama cevap 1 olacak. Anlaştık mı? Bak buna çok ama çok dikkat et. Şimdi hocam tamam çok konuştun tablo mabla dedim bir şey dedim de sen nasıl yapıyorsun? Gel bakalım güzel arkadaşım ben nasıl yapıyorum? Bana anlatmaya çalışayım. Bak x eksi 1'in karesi çarpı x 3 büyük eşit 0. Çift kat büyük kat benim öğrencilikte çok böyle ee, hoşuma gitmeyen şeyler. Çünkü niye? Ezbere yöneliyormuşuz gibi geliyor bana. Yani ona iki tane yuvarlak koy, bunu bir şey yap, İşte içi dolu yap, içi boş yap. Ya yani bunlar tamamen bir yöntem. Tamam mı? Sen bu yöntemi kendine uydurabilirsin. Şimdi ne diyor bana? Hangi xler için diyor bu pozitif olur diyor. Bana bunu soruyor. Sonuca yöneliyorum ben direkt. Şimdi diyorum ki, arkadaşım, x eksi birin karesi benim başıma hiçbir iş açmaz ki. Niye? E çünkü burası her zaman artı, değil mi? Bak, her zaman artı. Neresi? X eksi 1'in karesi. Ama bir durumda sıfır oluyor. Kim o? X eşittir bir durumunda sıfır oluyor değil mi? Şimdi sıfır olmasını istiyor mu? İstiyor değil mi? Bak eşittir sıfır yazıyor. Bak şurada. Bak şurada eşittir sıfır yazıyor. İstiyor mu? İstiyor. O zaman X eşittir 1 işime yarayacak. Yani kullan demek istiyorum. İşte buralara bir şey al. al kendine yani. Not al bir şey al. X eşittir 1'i kullan. Tamam mı? Sonra e burası her zaman artı burasının ne olması lazım? Her zaman artı olması lazım ki artı ile artıyı çarpınca artı olsun. Demek ki arkadaşlarım x eksi 3 pozitif de olabilir mi? Şu eşittir sıfırlıktan dolayı eşittir sıfırda olabilirmiş. Bak artık bu kadar kocaman şeyden tamam mı? Şu kadar basit bir şeye geldim. X'i karşı atayım. eksi 3'ü karşı atayım. X büyük eşit 3. Yani demek istediğim ne? Çözüm kümen 3 ile sonsuz arasında ama x eşittir 1 de var. Yani 1'i de kullanmak zorundasın. Ne diyeceğiz buraya? Eksi koyduk. Niye eksi koyuyoruz ki? Birleşim 1 bir diyeceğiz ve tertemiz olay bitti. Bak illa bunu kullan demiyorum ben. İster tablo yap ister bunu kullan. Ama bir şekilde eşitsizliğin çözüm kümesine ulaş. Anlaştık mı? Hadi bakalım geçelim diğer soruya. Bak bunlar çok can yakar ama bildiğin zaman da hakikaten de fark atarsın. Mesela bunda ne diyor? Çözüm kümesini bulunuz. Bulalım arkadaşlarım. Der tablo yapalım. Der diğer türlü yapalım. Hadi iki türlü de yapalım. İyice öğren. Bak şimdi köküm kim arkadaşlarım? X eşittir 1. Tek katlı, sıkıntı yok. Bak x eksi 2'nin dördüncü kuvvetini ben sıfıra eşitlersem buradan x eşittir 2 geliyor. Bak çift kat arkadaşlarım. Niye çift kat? Çünkü 4 defa 2 gelmiş. Tamam mı? Yani x eksi 2 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi -2, 2. Eşittir 0'dan 4 tane kökü 2 bunun. O yüzden de çift kat. Yani 4 adet olduğu için isterse 1005 adet olma. isterse 1010 adet olsun mesela. Yine çift kat. Tamam mı? Yani bu bizim için tehlike arz ediyor. İyice bir dikkat etmem lazım. Şimdi tablomu yapıyorum ben. Şöyle x'i yazdım. Büyükten şey, küçükten büyüğe sıraladım. Şuraya 1 dedim. Şuraya 2 dedim. Ne tek tabloda yapacağım ben buraya. İşte şurada ifadeye. Fx diyelim buraya da. Tamam mı? Yani şu ifadenin adı da Fx olsun. Hepsini yazmak istemedim. Şimdi iki çift kat mı? Evet tabii ki çift kat. İşte bir şeyler yapıyoruz yine. İki tane yuvarlak koyalım. Şuraya bir tane yuvarlak koyalım. İşarete bakıyorum. Artı ile başlıyor. Bu da artı ile başlıyor. O zaman artı ile başlayacağım. Artı. Yuvarlak gördüm. Özür dilerim. iki tane yuvarlak gördüm. Yine artı. Tek yuvarlak gördüm. Eksi. Tamam mıyız? Güzel. Şimdi nereye istiyor? İstediği yer şurası. A ki burası değil mi? E bakalım. Çözüm kümesini bulmaya çalışıyorum. Çözüm kümesi eşittir. Eşittir. Doğru. Şimdi 1 ile sonsuz arasındaki her şeyi istiyorum. Ama bak eşitlik yok. Gördün mü? O zaman biri açık bırakıyorum. Bir gün sonsuz diyorum. Bitti mi? Ben öyle zannet. Çift katlar çok tehlikeli. Dikkat et. Bitmedi arkadaşım. Çünkü niye? Adam diyor ki ben buraya 2 yazarsan burası sıfır olacak. E ben 0 istemiyorum ki. Çünkü eşittir sıfır yazmıyor. O zaman 2 senin için sorunlu bir sayı. E 1 ile son sırasında 2 var mı? Var. O zaman diyeceksin ki o 2'yi çıkar. Fark 2. Anlaştık mı? Herhangi bir sorun yok değil mi? Bak bazen ekleriz bazen çıkarırız. Soruyla konuş. Hocam ne zaman ekleyeceğim ne zaman çıkaracağım? Bak soru söyler sana. Bak 2 burada. İki işine yarıyor mu yaramıyor var mı burada iki var o zaman çıkar işine yaramıyorsa ya da bir önceki soruda buradaki bir işine yarıyor mu şuradaki bir işine yarıyor mu yarıyor ama var mı burada yok o zaman ekle yani soruya göre tavır al anlaştık mı? gelelim biz bunu nasıl yapalım yani daha değişik bir yoldan daha doğrusu benim ikinci yolumdan benim derken arkadaşlarım yani bunu ben böyle yapıyorum yani böyle yapanlar illaki vardır benim diye böyle kimse bilmiyor olayına girmek istemiyorum. Yani ben böyle yapıyorum anlamında. Tamam mı? Şimdi ne diyor? x eksi 1'in çarpı x eksi 1'in değil x eksi 1 çarpı x eksi 2'nin dördüncü kuvveti büyüktür 0. Şimdi diyoruz ki biz burası zaten dördüncü kuvvet değil mi? Yani her zaman sen artısın zaten. Her zaman artısın. Etliye sütliye karışmıyor bu adam. Artı. Ama x eksi 2'yi 0 istemiyor arkadaşım. Çünkü ne bak eşitlik yok. Çift katta bunu düşüneceksin. Tamam mı? O zaman x2'den farklı olacak. Tamam. Güzel. şimdi burası her zaman artı ile su sarıyla olan yer. O zaman burası da her zaman artı olmak zorunda. artı ile artı çarpınca artı yapsın gibi. O zaman bizim olayımız x eksi 1 pozitif olmalı. O zaman x büyüktür 1 olmalı. 1'e eşitleyemedim çünkü eşitlik yok. Arkadaşlarım bak çözüm kümesi yine çıktı. 1'den sonsuza kadar. Ama bak şurayı unutmadım. 2 olmasın diyor. Burada 2 var mı? Var. O zaman fark 2 diyeceğim, olayı kapatacağım. Mesela bu sorunun şöyle soru sorulsaydı eşitsizliğini sağlayan en küçük tam sayı değeri kaçtır? Ne diyecektik hemen? Birden sonra 2 var diyecektik. Yok ki, nerede var 2? Bunun cevabı 3. Tamam mı? Çünkü 2'yi alamıyorsun. Sadece şunu yazsaydın 2 işaretleğin, Gelecektin. geçecektin. Ama şurayı unutmayacaksın. Tamam mı? Çift kata çok ama çok dikkat etmek gerekiyor. Geldim bakalım buna. Bunlarda ne var? Eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz. Şimdi x eksi 1 eşittir 0 dedim. x eşittir 1. Tamam. Bir tane için tek kat. Buradan x eksi 2 eşittir 0 dedim. x eşittir 2. Değil mi? Sonra buradan x kare eksi 2x artı 1 eşittir 0. Burası arkadaşlarım 1 1 eksi eksi. x x olarak çarpanlarına ayırsam x eksi birin karesi eşittir 0. O zaman x eşittir bir çift kat değil mi? x eşittir bir çift kat. Bak şimdi iyi dinle. Burası çift kat ama bir tane de burada var arkadaşım. Bu senin çift kat ne oldu? Oldu sana bir tane de buradan geldi 3 oldu. Yani tek kat oldu. Yani dikkat et. Ya hocam nasıl anlayacağım onu? İşte bakacaksın böyle köklere bakacaksın. Şimdi bunu şöyle de gösterebiliriz. x eksi bir bu da x eksi birin karesi ya. Çarptığım zaman x eksi birin kübü yapıyor çarpı x eksi 2 büyüktür 0. Bak tek kat olduğunu buradan da görebilirsin. Tamam. Bunlara dikkat etmekte fayda var. E, o zaman köklerin 1 ve 2. Değil mi? 1 ve 2. Iki. Artık ikisi de tek kat olduğu için bir tane yuvarlak yazıyorum. E, artı artı artı. O zaman artıyla başlıyorum. Yuvarlak görüyorum. Eksi. Yuvarlak görüyorum. Artı. Nereyi istiyor? Büyükleri istiyor. Şurası ve şurası. Çözüm kümesi yazacağım. sonslar her zaman açıktır arkadaşlarım. 1 istemiyor. O zaman 1 bir dedim. Birleşim 2'den de sonsuza kadar dedim. Yani burada da bunu anlatmaya çalıştım. Burada 1 var ama tek kat ama bak bu da çift kat ama ikisi birleşince ne oluyor? Tek kata dönüyor. Bazen de böyle bir şey olur. Mesela çift kat olur. Mesela burası atıyorum. X eksi 1'in kübü yazılır. Tamam mı? 3 tane buradan gelir. Bir tane de buradan gelir. Eder zaman 4 tane. O zaman bu x eksi 1 tek kat olur. Şey, özür dilerim. Çift kat olur. Anlaştık mı? Haydi bakalım. Geldik buna. Heh, örneğin bundaki gibi. Şimdi çift katta illa kare olmasına gerek yok mesela. Ne olması gerekiyor? Çift kuvvet. Bak mesela burada x'in x'in kökü 1. Şey x eksi 1'in kökü 1 ama 2020. Bak bunun çift katı olduğunu söylüyor. Çift kat. Burada 2021. 2021 mi dedim? Buna? ne dedim? Bu 2020. Heh. Bu da 2021. Bu da x eşittir 2. Bak bu tek kat. Herhangi bir sıkıntı yok. x üzeri 4 çift olduğu için arkadaşlarım sıfır çift kat. Şimdi ilk önce bir tabloda yapalım. Tamam mı? Şöyle x'i aldım. Şimdi sıfır çift kat. Bir çift kat. İki tek kat değil mi? Şöyle yapalım bunları bir şeyler. Anlaştık mı? Sonra işareti belirleyelim. Artı, artı, artı. Eksi olsa kuvvetlerine bakacağım ama artı olduğu için sıkıntı yok. Artıyla başladım. Tek kat gördüm eksi. Buraya baktım. Yine eksi arkadaşlarım. Buraya baktım yine eksi. Anlaştık mı? Nereyi istiyor? Büyükleri istiyor. Yani şurayı istiyor. Bakalım. 2 ile sonsuz arasında. 2'yi alamıyorum. Değil mi? Çünkü eşitlik yok. Çift katlara bakıyorum arkadaşlarım. 0 sıkıntı çıkarıyor mu? E, çıkarıyor ama burada 0 yok. Herhangi bir sorun yok. Yani nasıl bir sıkıntı çıkarıyor? 0 yazdığım zaman eşittir 0 oluyor. Ama burada istemiyor onu. Hiç sıkıntı yok. Çünkü burada 0 yok. Bir sıkıntı çıkarıyor mu? Evet çıkarıyor. Çünkü niye? Bir yaz zaman şurayı sıfır yapıyor ama bir burada da olmadığı için çözüm kümem burası diyorum. Tamam mı? Şimdi gelelim benim yöntemime hiç tablosuz. Şimdi aynı şeyleri yapacağım arkadaşlarım. Sadece pekisin diye. Bak x üzeri 4. Kardeş sen zaten hep pozitifsin. Ne işim var buralarda değil mi? Her zaman pozitif arkadaşlarım. Ama yorum yapıyorum. X sıfır olmasın diyor. Çünkü eşitlik yok arkadaşlarım. Sonra diyorum ki x-1'in 20. kuvveti 2020. kuvveti. Arkadaşlar sen her zaman artısın zaten. Senin hiçbir derdin tasan yok maşallah. Ama diyorum ki x eşit değil 1. Yani x1 olmasın diyorum. Olursa eşittir 0 oluyor. Ortalık karışıyor. Geliyorum buna sen 2021'sin. Sen biraz ortalık karıştırabilirsin diyorum. Burası artı. Burası artı. Artık burası da artı olmalı diyorum. Yani x eksi 2'nin 2021. kuvveti pozitif. Arkadaşlarım e, tek kuvveti pozitifse herhalde kendisi de pozitiftir değil mi? Mantıken. Çift kuvvet olsa da bak burada yorum yapıyoruz. O zaman x büyüktür 2. Yani aslında 2 ile sonsuz arasında dedim. 1 ve 0 olmasın dedim. E burada 1 ve 0 yok ki. Hiçbir sıkıntı yok. Devam. Anlaştık mı? Artık bak çift kat görünce ilk önce bu yöntemi uygulayacağım. Ondan sonra işimi görmezse buraya geçeceğim. Ama %99.9 işimi görüyor onlar. Yavaş yavaş artık kesirlere geldik arkadaşlarım. Bunun da o çarpmadan hiçbir farkı yok. Tek dikkat etmemiz gereken yer neresi? Payda sıfır oluyor mu olmuyor mu ona bakmak lazım. Onu çözüm kümesine dahil etmeyeceğiz. Tamam. Yani burada eşitlik olsa da olmasa da paydaya ayrı bir önem göstereceğiz. Yine Payın kökünü buluyoruz. Yani x eksi 4'ün kökü 0 eşitliyorum. x eşittir 4 diyorum. x artı 3 eşittir 0 diyorum. Bunun da köküne x eşittir eksi 3 diyorum. Tablomu yapıyorum. Tek tabloda yapacağım arkadaşlarım. Yani iki tane parça parça da yapabilirsiniz ama tek tabloda işimizi görüyor artık. Buradan eksi 3 dedim. Buradan 4 dedim. Bunlar tek katlı olduğu için şöyle yuvarlak yuvarlak yaptım. Ve işaretlere bakıyorum. Bunun işareti artı. Bunun işareti artı. Oran olduğu için artı böyle. Artıdan işaretimi artı yapıyorum. Artık artı dedim. Kök gördüm eksi. Kök gördüm artı dedim. Büyükleri istiyor. Neresi? Şurası ve şurasını istiyor. O zaman çözüm kümesini yazmak artık çok ama çok kolay. Eksi sonsuzla eksi 3 arası eşitlik olmadığı için zaten otomatikman açık parantez yapmalıyım. 4 de sonsuz arası diyorum. Artık buradan gelecek özel sorulara cevap verebiliriz. Tamam. Yani sadece köklerini bulup işaret tablosunu yapıp olayımıza bakıyoruz. Bak yine x kare eksi 25 x eksi 4. Ne yapıyorum? Üst tarafın bir kökünü buluyorum. Köklerini daha doğrusu. Buradan x kare eşittir 25. Buradan x eşittir 5 ya da x eşittir eksi 5. Tamam. İkinci direnen denklemden bunu bulduk. Alt taraf arkadaşlarım x eksi 4 eşittir 0 ise x eşittir 4 dedim. Hemen tablomu yapıyorum. Şöyle eksi 5 4 ve 5. Bunlar tek kat olduğu için şöyle birer tane yuvarlak koymam zaten yeterli. Yani kök oldu belli olsun. Sıkıntı çıkmasın. İşareti artı. işareti artı. Artı ile başlıyorum. Yuvarlak gördüm yani kök gördüm eksi. Kök gördüm artı kök gördüm eksi. Nereye istiyor? Küçük eşit diyor arkadaşlarım. Yani şurası ve şurası. Eşitliği şuradan bakacağım şimdi. Genellikle böyle içi dolu falan yapıyorlar ama ben şuradan bakmayı tercih ediyorum. Yani bir alışkanlığımız var kendimize göre. Böyle eksi sonsuz ile eksi 5. Beş. Eksi 5'e bakıyorum. Kayın kökü değil mi? O zaman Eksi 5 yazarsam sıfıra eşit olacak. Yani eksi 5 benim işimi görebilir. O yüzden de birleş şöyle köşeli parantez yapıyorum. Sonra birleşin diyorum arkadaşlarım. Ne kadar eşitlikte olsa 4'ü alamam. Çünkü niye 4 paydayı sıfır yapıyor. 4,5 diyorum. 5'i alabilir miyim? Evet 5. Payı sıfır yaptığı için 5'i de alabilirim. Bizim çözüm kümemiz bu şekilde bulunmuş oldu. Umarım anlatabildim herhangi bir soru işareti bir şey takılmadı inşallah kafana. Çünkü dikkat ediyorum sadece. Başka hiçbir şey yapmıyorum. En fazla işaret hatan olabilir. İşte şuradaki kümelerde bir sıkıntı çıkabilir. Başka da çok fazla bir şey olmaz galiba. Ne diyor? İki tane parabolü oranlamış. E ne zaman diyor? X'e neler yazarsak diyor pozitif olur ya da sıfıra eşit olur. E ne yapacağız arkadaşlarım? Bunların köklerini güzel bir şekilde bulacağız. Yani eşittir sıfır deyip Çarpanlarına ayırma yöntemiyle 3'e 2 artıya eksi. Burası ne oldu? Çarpanlarına ayrılmış hali x artı 3 çarpı x eksi 2 eşittir 0. Hemen şöyle yapıyorduk. x artı 3 x eksi 2. E, o zaman ya x artı 3 sıfırdır kökü eksi 3'tür ya da x eksi 2 sıfırdır kökü 2'dir. Bunları zaten direkt ayırmamız gerekiyor. Burada da eşittir 0 dedim. 2'ye 1 artıya eksi. Bu da x'e x. E x. Çarptım eksi 2 yaptı. Topladım artı 1 yaptı. O zaman buradan arkadaşlarım x artı 2 çarpı x eksi 1 eşittir 0. Bunun kökü eksi 2. Bunun kökü de 1. Tamam mı? Tamam. Şimdi tablo yapalım. Şöyle bir tablomuzu alalım. En küçük kökten başlayalım. En küçük kök kim? Bak eksi 3 burada. Kaçırmayalım bunları. Sonraki kök eksi 2. Sonraki kök 1. Sonraki kök de 2 olmuş oldu. Tamam bunu da hallettik. Şimdi işarete geçeceğim. Artı artı bunlar da maşallah hepsi artı ile başlamış ha. Fark etmez arkadaşlarım yani artı da başlasa, eksi de başlasa yaptığımız iş aynı. Tabii ben şunlara birer tane yuvarlak koyu vereyim şöyle. Tamam. Artı başladım. Yuvarlak eksi yuvarlak artı yuvarlak eksi yuvarlak artı. Şimdi pozitifler veya sıfır eşit işte olanlar istiyor. Yani şurası burası ve şurası. Bak şimdi. Çözüm kümesini yazıyorum arkadaşlar. Şöyle çözüm kümesi bu buraya acaba şöyle kaldıralım. He. Şimdi eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar eksi 3'ü istiyor muyum bakalım arkadaşlarım. Ayın kökü olduğu için şöyle bir not alabilirsiniz kendinize. Pay diyebilirsiniz. Pay kısmının kökü olduğu için ve eşittir 0 olduğu için almak zorundayım. Birleşim eksi 2'ye 1. Eksi 2 nerenin kökü? Bak şurası bak. Paydanın kökü. Almayacağım arkadaşım. Eksi 2 benim başımı belaya sokar. 1'e bakalım. Bak 1 de paydanın kökü. Bak 1'i de almayacağım. Birleşim. En son artık 2. E pay kısmının kökü. O zaman 2'yi alıyorum. Sonsuza kadar gidiyorum. Bu kadar 3 parçadan oluşan bir çözüm kümesi bulmuş oldum. Anlaştık mı? Yani dikkat ediyorum. Yavaş yavaş yapıyorum. Arkamdan biri kovalamıyor. Sakin sakin yapıp özümü bulup artık özel bir şey de soruyorsa burada da e, özeli de yazıyorum işte. Ne bileyim. E, en büyük doğal sayı dedi mesela. En büyük doğal sayı demez de en küçük doğal sayı dedi. Mesela şurada bir sıfırım var mesela. Tamam mı? Ya da sıfırdan farklı en küçük doğal sayı dedi. Bak burada bir tane bir ikim var. özelleri artık cevap verebiliriz. Anlaştık. Evet. Geldik buna. Heh. Eksili gelmiyor. Gelmiyorduk. Bak eksili gelmiş. Arkadaşlarım kök bulacağım. Yani eksi x kare eksi 2x artı 3 eşittir 0'ın bir kökünü bulacağım. Ben burada eksi sevmiyorum. Bilenler biliyordur belki. Ne yapıyorum ben bunu? Eksiyle çarpıyorum. Yani x kare artı x eksi 3 eşittir 0. Sırf köklerini bulmak için arkadaşlarım yapıyorum bunu. Ne yapayım? Huyum kurus. Şu e, çarptım. Eksi 3 topladım. Artı 2 yapacak ama şu artı 3'e eksi 1 olacak sanki değil mi? Şurası artı 3 şurası eksi 1. Yani 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 burası x artı 3 çarpı x eksi 1 eşittir 0 olarak çarpılana ayrıldı. x eşittir ya eksi 3 ya da 1. Tamam. Bu kısım pay kısmının kökü. Tamam mı? Alt tarafa geldim. x kare eksi x eksi 6 eşittir 0. 3'e 2. Eksiye artı. Değil mi? x'e x. Sonra. Nasıl çarpılana ayrılıyor? x eksi 3 çarpı x artı 2. Eşittir 0 diyorum. Buradan x eşittir 3 ve x eşittir eksi 2 geldi. Güzel. Bu da ne? Bu da payda. Ya yani bunu tabloda da gösterebilirsiniz ya da direkt bakıp görebilirsiniz. Ya unutmayın diye bir şeyler yapın işte kendi tarzınıza uygun bir şeyler yapın. İlla ki biz şöyle yapın böyle yapın dedik diye değil. X'i aldım tamam mı? En küçük kök eksi 3. Sonra cığıma eksi 2. Sonra 1 sonra 3. Tek tabloda yine halletmeye çalışacağım. Yuvarlakları şöyle bir çizelim ki belli olsun bunların kök olduğu. Şimdi neyle başlayacağım? Bak eksi x kare artı x kare. eksi artıya böldüm. Eksiyle başlayacağım. Eksi. Yuvarlak gördüm artı yuvarlak gördüm eksi. Yuvarlak gördüm artı yuvarlak gördüm eksi. Ne istiyor arkadaşım? 3 e eşit 0. Yani şurası, şurası ve şurası. Çözüm kümesine bakalım şuraya sığdırabilecek miyim? Eksi sonsuzdan eksi 3'e. Eksi 3 Pay kısmının kökü olduğu için ve eşitlik olduğu için arkadaşlarım ne yapacağım? Eksi 3 benim işime yarar. Sonra birleşim. Eksi 2 ile bir arası. Bak eksi 2 paydanın kökü. Alamıyorum maalesef. Kusura bakma. Bir payın kökü olduğu için alıyorum. Yani bir yazı zaman eşittir sıfır oluyor ya. O yüzden işime yarıyor diyorum. Birleşim. En son 3 ile sonsuz mu? 3'ü alıyor muyum? Bak 3 paydanın kökü. Maalesef canım benim. Sonsuza kadar da gidiyor. Ben her seferinde çözüm kümesini bulduruyorum. Çünkü özelleri artık buradan seçmek çok ama çok kolaydır. Umarım derdimi, asamı, öğretmek istediklerimi aktarabiliyorumdur dedim ve geldim diğer soruya. Hocam ne farkı var? Şimdi bir farkı yok gibi. Şimdi arkadaşlarım burada tam kare var. Tamam mı? Tam kareyi ben artık tabloya almayacağım. Yani böyle aktarmak istiyorum. Ben böyle öğrendim. Hiçbir sıkıntını görmedim. Size i̇şte de böyle aktarayım gitsin. Hiç tabloyla falan uğraşmayalım tam karede. E burada yukarıda bir tam kare var değil mi? Yani şurası x eksi 3'ün karesi. Çarpalarını ayırdığım zaman alt tarafta x eksi 4 çarpı şöyle yapalım. 4'e 2 eksiye artı eh, x artı 2 olarak yazılıyor. Büyük eşit 0. Niye tam kareyi tam kare diyorum. Yani çift katı niye tabloya almıyorum arkadaşlarım? Çünkü bana bir etkisi yok bana bir zararı yok x eksi 3'ün karesi her zaman pozitif. Bak burası her zaman pozitif. E ben zaten aradığım şey ne? Ne zaman bu sağlanıyor? Ya sen buna ne yaparsan yap x eksi 3'ün karesini pozitif yapacak zaten bu. Bu etliye sütlüye karışmıyor. Bir tek bunun köküne bakacağız. Çünkü lazım mı? Lazım değil mi? 3 yazarsam arkadaşlarım. Paydayı da sıfır yapmıyorsa tabi. 3 yazarsam sıfıra eşit oluyor mu? Oluyor. İstiyor mu? İstiyor değil mi? Bak burada sıfıra eşit olmasını istiyor. Tamam o zaman bir tane şöyle bir not düşeyim. X eşittir 3 olmalı diyeyim. Tamam bu notumu düştüm buraya. Sonra e burası artıysa artı olmasını istiyorsam artık alt tarafın her zaman artı olmasını isterim. Yani aslında benim bulmak istediğim şey x eksi 4 çarpı x artı 2 büyük 0. Hocam alt taraf 0 eşit olabilir mi? Tövbe tövbe. Olmaz bak aman diyeyim de ama alt taraf 0 eşit olmaz. Burada eşitlik varsa bile buraya katmayacaksın. Artık ben buna bağlı olarak tabloyu yapsam iş bitecek galiba. Bunun kökü 4, bunun kökü eksi 2. Eksi 2 dedim, 4 dedim. Sonra artı, eksi, artı. yuvarlak da koyalım isterseniz şuraya. Tamam mı? Sonra geldim çözüm kümesi yazmaya. Bak ne istiyoruz? Pozitifleri istiyoruz. O zaman şurası ve şurası. Yani çözüm kümem eşittir. Eksi sonsuz ile eksi 2. Birleşim 4 ile sonsuz arkadaşlarım. 3 olmalı dedik. Bak 3 olmalı dedik. En büyük burada cumburlop dalarsınız bak. 3 olmalı dedik. 3 var mı burada arkadaşım? Yok. Burada var mı? Yok. 4'ten e sonra 3 gelmez herhalde değil mi? 3 e olmalı diyorsak birleşim 3 diyeceğiz. Yani bu tabloda unutuluyor bazen. Ama böyle not aldığın zaman unutulmaz. Anlaştık mı? Bak çift kat kökü Tabloya almadan soruyu çözdüm. Şimdi gel bakalım diğer sorularda nala, neler yapacağız. Nalar yapacağız. Neler yapacağız. Şimdi geldik buna. Bak burası çift kat. Direkt kabak gibi belli oluyor. x eksi 2'nin karesi olduğu değil mi? Şimdi arkadaşlarım bak bu da var. Bak şimdi x kare artı x artı 6. Böyle bir ifade. Şimdi sen bunun çarpanlarına ayırmaya çalıştın. Çakıldın kaldın. Değil mi? Çarpanlarına ayıramadın. Niye? Ya sende bir sıkıntı var ya da bu hakikaten çarpalana ayrılmıyor. Nasıl çözeceksin o sorunu? Şöyle çözeceksin. Diyeceksin ki kardeş senin deltan kaç? Deltayı hesaplasın. B kare eksi 4 ac'den 1 eksi 24'ten eksi 23. Küçük 0 mı 0? O zaman diyor uğraşma diyor. Yani ben çarpalana falan ayrılmam diyor. Tamam mı? Güzel. Şimdi arkadaşlarım delta 0'dan küçükse burası için her zaman yorumu yapacaksın. Tamam Her zaman her zaman yorumu nedir? Bak bunlar benim yorumlarım mesela tamam mı? Size aktarmaya çalışıyorum. Her zaman yorumu da yorumu ne? O her zaman artı ya da her zaman eksidir. Nasıl anlayacağım hocam? Buradan anlayacaksın. Bu x karenin katsayısını anlayacaksın. Sebep e çünkü arkadaşlar bu bir parabol değil mi? 1 olduğu için pozitif olduğu için kollar yukarıya zaten ve ekseni de kesmiyor. Kesmediği için de sen burada x'lere ne yazarsan yaz bu adamdan pozitif olmaya hazır. Yani Burası her zaman artı gitti çöp. Bunun hiçbir şekilde ne, negatif ne de sıfır olma ihtimali var. Gitti arkadaşım. Tamam bu gitti. Şimdi bu x eksi 2'nin karesiydi. Bu gitti. Bölü ne kaldı? 1 eksi x kare kaldı değil mi? Dur şundan maviyle yazalım. Bölü 1 eksi x kare. Onu da biz şöyle 1 eksi x çarpı 1 artı x olarak yazalım. Küçük eşit sıfır. Şimdi böyle bir şey kaldı. Bak yine çift kat çıktı. Çift katları istemiyorum arkadaşım. Git. Yani sen ayağıma dolanma. Her zaman artısın zaten. Ama 2'yi istiyor mu? E, tabii ki de istiyor. Çünkü niye? E, sıfıra eşit olma durumu var. 2 yazarsam sıfıra eşit olacak. 2 olacak. Tamam notunu alın. Her seferinde de farklı şeyler yazıyor ama olsun. Notunu al. O zaman arkadaşlar burası her zaman artıysa alt tarafın ne olması lazım? Her zaman eksi. Çünkü niye? Artı böyle eksi. Eksi olsun diye. O zaman benim araştırmam gereken yer aslında 1 eksi x 1 artı x'in her zaman sıfırdan küçük olması. Payda da olduğu için sıfıra eşit durumunu yazmıyorum. Kökleri kim? 1. Kökleri kim? Eksi 1. Tabloyu yapıyorum arkadaşlarım. Bak bu kadar kalabalıktan buraya kadar indirdim aslında. Eksi 1 ve 1. Yuvarlak yuvarlak. Eksiyle başlayacak. Çünkü niye? Eksi ile eksi çarpınca eksi x kare bir. Eksi artı eksi. Nereyi istiyor? Küçük sıfırları istiyor. Hemen yazalım. Eksi sonsuz da eksi 1. Bir. Birleşim 1 ile sonsuz değil mi? Şurası eksi ve eksi olduğu yerler burası. Pekala 2 olacak dedik. 2 var zaten burada. Ve güzel kardeşim 2 var değil mi? Tutup da tekrar birleşim 2 deme buraya. Çünkü 2 var zaten bak 1'den sonra 2 geliyor zaten. Anlaştık mı? Bazen eklemen gerekir. Bazen çıkarman gerekir. Bazen eklemen gerekir ama aslında vardır orada. Ona dikkat etmen lazım. Bayağı bir yükseldim burada. Tamam mı? Sıntı var mı? İzliyorsunuz mu? İzlemiyorsunuz mu? Bilmiyorum ama bu işler böyle. Tamam, izliyorsanız bir yorum yapın. Bir belli edin bakalım kendinizi. Videoları atıyoruz, atıyoruz ama inşallah birilerine dokunuyoruzdur arkadaşlarım. Şimdi geldik buna. Çözüm kümesi. Bak, çarpanlarına ayırdım ben böyle hemen şeyi görebiliyorum mesela x, x 5'in karesi olduğunu görebiliyorum. Nereden göreceğim? E ben yazdım çünkü soruyu. Oradan görüyorum diyebilirim. Şimdi Burası arkadaşlarım 6x eksi x kare eksi 9. Bunu neresinden tutsan zaten gitmiş. Yani ilk önce bir x kareli falan başlasaymış. Böyle eksi x kare e, artı 6x eksi 9. Bir şeye benzeyecek ama şurada eksi var ya. Eksi parantezini alıyorum. Şöyle yazabilir miyim acaba? x kare eksi 6x artı 9. Bak bu da ne arkadaşlarım? Bu da x eksi 3'ün karesi değil mi? x eksi 3'ün karesi. O zaman burası da eksi parantezinde. x eksi 3'ün karesi. 3 eşit 0. Bak yine tablo yapmayacağım. Çünkü niye? Çift kat kök var. Bak burası her zaman artı. Tamam güzel. Burası her zaman artı. Burası her zaman artı. Tamam burası her zaman artı. Artı böyle artı artı. Eksiyle çarptım eksi. Yani bak şurası her zaman artı ama şu eksi ne yapıyor? Bunu eksi yapıyor. Adam ne istiyor? Adam da eksileri istiyor. Güzel. Yani biz aslında eksileri istiyormuşuz ama burası her zaman eksi gelmiş. Bak her zaman diyorum. O zaman arkadaşım sen x gördüğün yere ne yazarsan yaz. Sağlayacak. Çünkü o eksileri istiyor. Sen eksileri verdin zaten adama. O zaman ne yazarsan yazın anlamı reel sayılar. Ama ama ile bağlıyorum. Fark diyorum arkadaşlarım. 3 sorunlu. 3 pay değil 0 yapıyor. Fark 3 diyorum. Olayı bitiriyorum. Anlaştık mı? Tamam mı? Bak geçiyorum. Bir şey daha söyleyeyim arkadaşlarım. Burası küçük eşit değil de küçük olsaydı yani o eşlik olmasaydı şöyle küçük olsaydı e, burada ne olacaktı? Çözüm kümesi, çözüm kümesi reel sayılar fark 3,5 olacaktı. Çünkü niye? 5 yazdığı zaman da 0 oluyor ya 0 olmasını istemiyor. O yüzden de 5'i istemiyor anlamına geliyor. Anlaştık. Yani küçük 0 olsaydı böyle olacaktı. Çünkü eşit sıfır olduğu için de böyle oluyor. Çeşitli şeyler, kombinasyonlar yapılabilir burada. Geldik bakalım eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz demiş. Bulalım. Bakalım ne farkı var. Diğerlerinden pek bir fark yok gibi ama dur bakalım. Şimdi yukarısı çarpanlarına ayıralım şöyle. x kare artı 2x eksi 3 eşittir sıfır desek. 3'e 1 artıya eksi x'e x. Nasıl ayrılıyor arkadaşlarım? x artı 3 çarpı x eksi 1 eşittir 0 diye değil mi? x eşittir ya eksi 3, x eşittir ya da 1. Tamam. Aşağıdakine ayıralım. Bakalım nasıl bir farkı var ki acaba? Ben bunu niye yazmışım ki? 4'e 1 artıya eksi. x'e x. x artı 4 çarpı x eksi 1 eşittir 0. x eşittir ya eksi 4 ya da 1. He, bak anladım bak bak. Ne farkı var biliyor musun zaten diğerlerinden bak. x eşittir bak burada 1 burada var. Bir de burada var al sana x eşittir 1'in çift kat olduğu. Ya tek eşitlikle farklı farklı yerlerde var ama bak o çift kat. Bunu sadeleştirme falan yapmayın. Aman diyeyim bak yanarsınız. Bazen arkadaşlarım şöyle yapıyor. x artı 3 çarpı x eksi 1 bölü x artı 4 çarpı x eksi 1. Bunları götürüyorlar. Aman diyeyim valla siz gidersiniz bak. Onları götürüyorlar. Siz giderseniz haberiniz olmaz. Tamam mı? sadeleştirme yok. İlk derste söyledik. Bu çift kat. E ben şimdi bunu mecburen tabloya alacağım arkadaşım. Çünkü niye? Tam kareli bir ifade çıkmadı ya. Çift kat başka bir şekilde oldu. Burada alayım. Çok da fazla kafaları karıştırmayalım. Şöyle eksi 4 diyelim. Eksi 3 diyelim. Ve 1 diyelim. Tamam mı? Bunda çift kat olduğu için de şöyle iki tane yuvarlakçık koyalım şuralara. Şunu da şöyle yapalım. İşaretlerimiz artı artı için artı ile başladık. Artı. Çift kat gördüğünü değiştirmiyorum. Artı. Eksi. Artı. Tamam küçükleri istiyor yani Şurayı istiyor eksi 4 ile eksi 3 eksi 4 kimin kökü paydanın kökü yani istemiyorum arkadaşlar eşitlik spor ama istemiyorum eksi 3 kimin kökü ayın kökü değil mi eksi 3 istiyor muyum Tabii ki de istiyorum Şimdi bak çift katı dikkat biri istemiyorum arkadaşlarım Çünkü niye paydanın da kötü olduğu için bir yazamam bakıyorum zaten burada e, bir yazamıyorum ki zaten eksi 4 ile eksi 3 arasında bir yok ki. O yüzden sıkıntı yok. Olsaydı fark bir diyecektim. Tamam mı? Bak. Farklı ifadelerde iki tane sayı geldi. Bunlar da aynı oldu. Ve çift kat oldu. Dedik. Ve geçtik. Diğer sorumuza. Böyle sorular da geliyor arkadaşlarım. Yani harfli olarak yazılan sorularda. Buralarda sadece ne yapmamız lazım? İşte e, harfleri sıraya koymamız lazım. Şuradaki bilgilere göre. Haydi bakalım başlayalım. Haydi köklerini bulalım bakalım arkadaşlarım. Şimdi bunu sıfıra eşlediğim zaman yani x artı a sıfırsa x eşittir. Eksi a. Burada cx artı b'yi sıfıra eşlediğim zaman cx eşittir eksi b olup x eşittir eksi b bölü c. cx artı c'yi sıfıra eşitlediğim zaman da cx eşittir eksi c olup arkadaşlarım x eşittir eksi 1 oluyor. Şimdi benim köklerim şunlar şu, şu ve şu. Şimdi bunların hangisi büyük hangisi küçük? Amaç burada bunları sıralamak. Arkadaşlarım A negatif olduğu için eksi bir sayı. Bunu da eksiyle çarparsam eksi A diyor ya bu arkadaşlarım pozitif bir sayı. Yani eksi A dediğim zaman pozitif olacak. Eksi B bölü C. Şimdi B burada C burada. Yani ben B'yi C'ye bölersem basit bir kesir elde edeceğim. Ve eksilisi. Yani atıyorum eksi 1 bölü 2 gibi. Ya da eksi 1 bölü 4 gibi ya da eksi 3 bölü 7 gibi bilmiyorum ama en azından eksi 1 ile kıyasladığım zaman eksi 1'den büyük olduğunu biliyorum değil mi? Çünkü basit kesir eksi 1'in hemen sağ tarafında. Yani burada amacım bunları ne yapmak? Düzgün bir şekilde kıyaslamak. Şunları şöyle bir kaldırayım. Sıralamayı yapabildiğim zaman herhangi bir sıkıntı yok. O zaman en küçüğün eksi 1 olduğunu anladım. Değil mi? Sonra eksi b bölü c olduğunu anladım. Sonra da eksi a olduğunu anladım. Bak negatifli ama en büyük çıkıyor. Bu bunun işaretinden dolayı. Tamam mı? Şimdi yuvarlakları yapalım. Artık işimiz bitti. Bunları kıyaslamak mesele burada. Yuvarlakları yapalım. Burası artı, burası eksi, burası artı, burası da eksi. Küçükleri istiyor arkadaşlarım. Şurada görüldüğü üzere. Burası da küçükler. O zaman ne yapıyorum? Eksi sonsuzla eksi 1. Eksi 1 kaydanın kökü olduğu için almıyorum. Sonra birleşim. Eksi B bölü C payın kökü lazım. Çünkü eşittir sıfır var. O zaman eksi B bölü C dedim. En sonda eksi A. Eksi A'yı da alıyorum arkadaşlar. Çünkü o da payın kökü. Mesela bu çözüm kümesidir. İşte ya çözüm kümelerinden bir tanesi hangisidir diyebilir. Ya bu parçayı verir ya da bu parçayı verir. Bir şeyler yapabilir. Ama genel anlamda bunun çözüm kümesi budur. Tamam mı? Yani harfli olsa da herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlarım. Geldik bakalım şimdi mutlak değerlilere. Şimdi bak bu soruyu çok temiz çözeceğim arkadaşlar. Mutlak değer olduğu zaman hiç korkmayın. Çünkü niye? Çünkü mutlak değerde bir çift kat kök gibi davranır. Yani bir tam kare gibi davranır. Şimdi daha önceki soruları tam kareleri çift katları niye böyle çözdüm daha iyi anlarsınız. Bak şimdi bu mutlak değerli değil mi? Mutlak değerli olduğu için arkadaşlarım daima pozitif olacak zaten bu. Yani sen bunun köklerini bulsan ne, bulmasan ne. Sadece eşit sıfır diyor ya. 3 yazdığım zaman ve eksi 3 yazdığım zaman bu benim işimi görecek. Bak bu her zaman artı. Ve x eşittir 3 ve x eşittir eksi 3 olmalı diyorum. Çünkü eşittir sıfır var. Olmalı. Tamam mı? Bak çözünmeye dikkat et. Sonra x kare eksi 25. x kare eksi 25. Tamam mı? Bu da her zaman artı. Mutlak değerli olduğu için. Bunun kökleri x eşittir 5 ve x eşittir eksi 5 olmalı. Olmalı diyorum buna da. Sonra paydaya geldim. Burası da arkadaşlarım her zaman artıdır. Değil mi? Mutlak değerli olduğu için. Ama bak paydanın kökü. Paydanın kökü kimdir? Bu x artı 2'nin karesi değil mi? O bu duble şeymiş artık. Duble pozitifmiş. Hem karesi var hem mutlak değeri var. Bunun kökü kim? Eksi 2 değil mi? Eksi 2 olmamalı arkadaşlarım. Olmamalı. Tamam mı? Çünkü niye paydayı 0 yapıyor? Şimdi artı artı artı. Şimdi ben burada x'e ne yazarsam yazayım her zaman artı olacakmış. Adam da her zaman artı olmasını istiyor zaten. Demek ki benim çözüm kümem aslında reel sayılar oluşacakmış. E olmalı dedik. E zaten burada bu var. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama bir tek bak eksi 2 burada hakikaten sıkıntı çıkarıyor. Fark Eksi 2 dedim. Ve olay bitti. Anlaştık mı? Bak mutlak değerleri böyle yapıyorum. Başka herhangi bir şey yapmama inanın gerek yok. Gel al bakalım bir tane daha mutlak değer. Bak ne yapıyorum yine? Diyorum ki sen her zaman artısın arkadaş. Her zaman artısın. Tamam. O zaman alt tarafının he, her zaman artı ama sıfıra eşit olmalı mı? Evet. Sıfır yazdığım zaman kabuldür. Çünkü eşittir sıfır diyor. O zaman alt tarafın her zaman artı olması lazım. Çünkü niye? Artı böyle artı artı olsun. Yani aslında benim bulmam gereken x kare eksi 1 büyük 0. E bunda nasıl yapacağız? X eksi 1 çarpı x artı 1 büyük 0. Tablo yapıyorum. Eksi 1 1. Artı eksi artı diyorum artık. Şurası ve şurası arkadaşlarım. Yani eksi sonsuzla eksi 1. Kapalı aralık yapamam çünkü paydayı 0 yapıyor. Birleşim 1 ile artı sonsuz. Bitti mi? Sen öyle zannet. Sıfır olmalı dedik ama bak burada sıfır yok ki. Ne burada var ne de burada var. O zaman birleşim sıfır diyorum arkadaşlarım. Olay bitiyor. Mutlak değerler, tam kareler, çift katlar bu şekilde yapılabilir. Bak, bak nasıl işimi kolaylaştıracağım bak şimdi. Bu daima artı. Mutlak değer x 2 daima artı. Ama diyorum ki x eşittir 2 olsun. Çünkü niye eşittir 0 var? Bak, burası daima artı x kare. Tamam mı? E eşittir 0 olabilir. Çünkü eşittir 0 var. Bak burası daima artı. Bak hiç tablo mablo yapmıyorum. Daima artı mutlak değer var çünkü. O zaman x eksi şey x eşittir 3 olmasın. Bak dikkat. Çünkü niye? Paydayı 0 yapıyor. Arkadaşlarım burası artı. Burası artı. Burası artı. O zaman şu garibe ne kaldı? Hepsi çarpımı artı ile artı çarpma artı. Artıya böldüm artı. Ve bu garibi eksi kaldı artık. Çünkü niye? Küçük sıfır olmasını istiyor. Demek ki aslında biz x kare artı 3x artı 2'nin küçüktür sıfır olmasını incelememiz gerekiyormuş değil mi? O zaman 2'ye 1 artıya artı. Burası x'e x. Çarpanlarına ayrılmış hali nedir bunun? x artı 2 çarpı x artı 1 değil mi? Küçüktür sıfır. Artık köklerimizi yazalım. İyice yorulduk vallahi. Ha. Eksi 2'ye eksi 1 artı ile başlıyor artı eksi artı olduğu için şurayı istiyor. Eksi -2, virgülü, eksi -1 dedim arkadaşlarım bak bunlara dikkat edeceğim. Bak bunlara dikkat edeceğim. 2 olsun dedik mi? Olsun dedik. 2 var mı burada? Yok. O zaman birleşim ne diyoruz? 2. 0 olsun dedik mi? Olsun dedik. 0 var mı? Yok. O zaman birleşim 0 ve 2 diyorum arkadaşlarım. 3 olmasın dedik. 3 var mı bunun hepsinde? E yok. E yoksa herhangi bir sıkıntı da yok. Değil mi? Bak bunları ben böyle yapıyorum. Siz de böyle yaparsanız hiçbir sıkıntı çıkmaz. Geldik bakalım bu sorumuza. Bu sorumuzda da fark ne arkadaşlarım? Farkımız şu. Sadece üstel fonksiyon. Yani bunun adına üstel fonksiyon diyeceğiz 12 sınıftan. 3 üzeri x fonksiyonu. 3 üzeri x fonksiyonu bir reel sayının üzerine x'li bir ifade yazıldığı zaman tabi pozitif bir reel sayı ve birden farklı olmak üzere üzerine x sayı yazıldığı zaman burası her zaman sıfırdan büyük oluyor. Yani bunu inceleme diyor. Bu her zaman sıfırdan büyük. Sıfıra eşit olduğu durumda yok arkadaşlarım bunun. Artık kim kalıyor? x eksi 2 bölü x kare eksi 25 x eksi 5 çarpı x artı 5 olarak çarpanlarını ayırabiliriz. Bir de 2x eksi 3 var. Bunun da küçük bir sıfır olmasını istiyoruz. Çünkü bu artıysa geri kalan da eksidir dememiz lazım ki artı ile eksi çarpınca eksi yapsın. Yani bunun hiçbir hikmeti harbiyesi yok. Tamam onu anlatmaya çalışıyoruz. Direkt arkadaşlarım tabloya giriyorum zaten. Bunun kökü eksi 5. Değil mi? Sonra bunun kökü 3 bölü 2. Yukarıdakinin kökü 2. Bir de burada 5 var. Artı, eksi, artı, eksi, artı dedim artık buraya da öğrendik. Hepsi artı olduğu için küçükleri istiyor. Şurası ve şurası. Eşitlik olmadığı için çok rahatım. Eksi 5 ile 3 bölü 2 birleşim. 2 ile 5 diyorum. Çözüm kümesini bulun demiş. Çözüm kümesini bulduk. Geldik artık bu sorumuza bu da son sorumuz oldu artık. Hakikaten de yorulduk. Ne var? Ne farkı var? İşte 5 üzeri x var. Ama önde eksi olduğu için eksiyle beraber arkadaşlarım. Her zaman bu eksi. Yani 5 üzeri x her zaman artı. Eksi ile zaman burası her zaman eksi. E burada ne var? Mutlak değer var. Mutlak değer her zaman nedir arkadaşlarım? Her zaman arttır değil mi? Yani şurası her zaman artı. Ama burada her zaman artı dedik ya. İçerisini sıfır yapan bu x eksi 1'in karesi değil mi? x eksi 1'in karesi x eşittir 1 çıkıyor. Ama bak 1 olmasını ben bunu istemiyorum. Çünkü niye payda da paydayı sıfır yapıyor. E burası eksi burası artı. Oranladım. Eksi bölü artı eksi. Eksi olmasını istiyorum. Demek ki burası artı arkadaşlarım. Yani aslında 9 eksi x karenin pozitif veya sıfıra eşit olmasını istiyormuş. Değil mi? Çünkü eksi artı eksi yapıyor. Artı ile çarpınca eksi yapıyor. E artık bunu bulacağız. Kökleri zaten bunun. Eksi 3'e 3. Bu kadar zor şeyden sonra bunu bulmak çok kolay. Eksiyle başlıyor. A artı eksi. Değil mi? Burayı istiyoruz. Eksi 3'e 3. Eksi 3 işimi görüyor mu? Tabii ki de görüyor. 3 görüyor mu? Tabii ki de görüyor. Bitti mi? Bitmedi. Bak 1 olmasın dedik. Fark 1 dedik. Olayı bitirdik. Sorumuzu çözdük. Vallahi yorulduk. Ama değdi arkadaşlarım. Bak inanın değdi. Yani buraya kadar geldiysen sabredip geldiysen bir şeyler öğrenmek istiyorsan Bunları ben öğrencilimden beri böyle yapıyorum. Öğrencilerime de böyle anlatıyorum. Hiçbir sıkıntı görmedim şimdiye kadar. Çünkü niye? Çünkü doğru şeyler yapıyorum kendimce. Tamam mı? Şimdiye kadar da hiç kendimi yalancılık bir şey çıkmadı karşıma. Sen de bunu bu sene öğrenirsen, sene olacak logaritmanın başında, daha doğrusu logaritmanın içinde logaritmanın tanım kümesini bulurken çok kolay bir şekilde o kısmı geçersin. En çok zorlandığı şeydir öğrencilerin orası. Çünkü niye? Bunları bilmiyorlardır. Ama türevin içinde artan azalan fonksiyonlarda ne zaman artan ne zaman azalan bunlar karşına çıkacak. Bunları bilirsen onu da halletmiş olursun. Hiçbir sıkıntı çekmezsin. Üstüne bir de bu konudan soru gelirse üniversitenin onda hakikaten de harika bir şey olur. Ben bugünlük dersimi bitirdim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım.